Merhaba, bugün sizlere Buck Boost konvertörün teorik çalışma prensibini anlatacağım. Buck Boost konvertör DC giriş gerilimini hem yükseltebilen hem de düşürebilen bir devredir. Klasik Buck Boost topolojisinde giriş pozitif olsa bile çıkış negatif bir değere ayarlanabilir. Bu devrenin temel elemanları şunlardır: MOSFET, diyot, endüktör, çıkış kapasitörü ve PWM kontrol sinyali. MOSFET anahtarlama durumları. MOSFET açıldığında giriş kaynağı endüktöre akım gönderir. Endüktör manyetik alanda enerji depolamaya başlar. Bu sırada diyot üzerinden herhangi bir akış olmaz. Diyot ters polarlanır. Çünkü çıkış tarafı daha yüksek veya ters polarite gerilimi altında olabilir. MOSFET kapandığında MOSFET üzerinden akış kesilir. Endüktörde birikmiş olan enerji diyot üzerinden çıkış katına akar. Kapasitör diyottan gelen akımı depolar ve yükü beslemeye devam eder. Diyot yalnızca tek yönde akım izin vererek endüktördeki enerjinin voltaj akış polaritesini belirler. MOSFET kapandığında endüktörün boşalması için gereken devre yolunu sağlar. Girişi geri akım kaçmasını engelleyerek devreyi korur. Şimdi de MOSFET'in açık kalma sürelerini değiştirdiğimiz zaman neler oluyor, bunu inceleyelim. Ekranda gördüğünüz gibi PWM sinyalinin duty cycle'ını, yani MOSFET'in açık kalma süresini değiştirerek indüktörün gücünün artışını ve azalışını gözlemleyebiliriz. PWM'in duty cycle'ını arttırdığımda, MOSFET'i daha uzun süre açık bıraktığımızda voltajın yükseldiğini, MOSFET'in açık kalma süresini düşürdüğümüz zaman voltajın düştüğünü görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi giriş gerilimimiz 9 volt olmasına rağmen çıkış gerilimimiz -3 voltlara kadar düşmekte. Bir diğer durumda ise giriş gerilimimiz 9 volt olmasına karşın çıkış gerilimimiz -13-14 voltlara kadar düşmektedir. Avantajı ve dezavantajları. Avantajlar: hem voltajı yükseltme hem de düşürme yeteneği az sayıda bileşenle basit bir şekilde çözülür. Uygun tasarımla yüksek verimlilik sağlanabilir. Dezavantajlar: MOSFET sürücü devresi bazen karmaşık olabilir. Yüksek frekanslı uygulamalarda özel sürücüler gerekebilir. Daha gelişmiş DC-DC dönüştürücüler piyasada yaygın olduğundan eskiye kıyasla daha az tercih edilir. Buck Boost konvertörler giriş voltajı değişken olsa da sabit bir çıkış elde etmek veya istenilen polaritede gerilim üretmek için kullanılabilir. Güneş panelleri, şarj devreleri ve bazı taşınabilir cihazlar buna örnektir. Bugün size Buck Boost konvertörün temel prensiplerini ve devre elemanlarının rollerini anlattım. Daha fazla detay veya tasarım hesaplamaları için yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.